Bir bakalım size. Derdi. Raf ömrünüz ne kadar? Sonra ne kadar Japon dayanacaksınız? kanunlarına kaldık. Daha diyor yeni 5 yılda 6 e, altı, e, altı tane e, şeyi gönderdin, guvernörü gönderdin diyor. Merkez Bankası başkanını değiştirip durdun değiştirip diyor. değiştirip durdun diyor. E, ey Mehmet Şimşek, senin Bir sürü program programı Aynen diyor. şöyle, Ey Mehmet Şimşek, senin raf ömrün ne kadar? Bir bakalım da ona göre borç veririz ve Borç vermediler. Ne verdiler bize açıkçası? Dünya Bankası'nın bir kredisi vardı. O biliyorsun o proje kredisi. Hı hı. Onu onlar harcayacaklar. Bize carry trade konusunda nasihat verdiler. Ya siz kuru aşağıda tutun, faizi de yukarıda tutun. Bak biz size fon akıtacağız. Nedir? Kendi ülkemde normalde dolar bazında 5, %5, %7 kazananları ben sana göndereyim. Sen onlara %10, %12 kazanç sağlarsan bak sana da fon getiririm dedi. Biz de onunla dahi övündük. Olay budur. Olay budur. Biz bir şey alamadık. Gittik geldik, gittik geldik. Ee, en son Japon ev kadınına kaldık diyor hoca. Değil mi? Doğru. Evet. Japon ev kadınına kaldık. Hı hı. Yapısal reformlarımız Allah eksik. Allah razı olsun onlardan ya. <laughs> 20 milyar dolar hocam. Şu köprü otoyollardan biraz kıssaydın çıkartırdın o parayı. Evet kıssaydım <laughs> biraz kıssaydım. Evet. Ee, biraz önce şimdi faiz dediniz ya faizin düşüşü Hı. Ee, artık yılın sonuna kalacak Enflasyon da biraz düşecek ya TÜİK marifetiyle baz etkisiyle vesaireyle enflasyonu da düşmüş göreceğiz Enflasyon hız kesmiş olduğunu göreceğiz Dolayısıyla faiz indirimlerine bir marş kalacak Ama bunun için çok acele etmeyeceklerini anlıyoruz Merkez Bankası'nın Ama e, işte bu yıl sonunda ne kadar Bir yarım puanlık indirim olabilir Faiz 45'e inebilir deniyor Şu anda 1 milyon liranız var aylık getirisini faizler, gecelik faizler %52'yi gördü. Merkez Bankası'nın önlemleriyle mevduat faizlerinde artış var. O da hemen yansımış. Mesela 1 milyona ne kadar faiz alabilirsiniz? Bir aya kadar vadede %53 veren var, %54 veren var, var evet. %52 veren var. Tezgah altı faiz de var. Aynen. Üç aya kadar %59'a çıkanlar var. Var. Evet. Altı aya kadar %50-53 olan var. Bir yıla kadar %52'nin üzerinde veren var çünkü bir yıl %52 faizi bağlıyorsunuz %50'nin üzerinde faizi. Dolayısıyla faiz oranları yeniden yükseliyor ve siz ciddi bir faiz alabiliyorsunuz. Mesela 100 bin lira mevduata %54 faizle bir ayda e, 4367 lira oluyor paranız. İnanır mısın tam 30 yıl önce 1994 yılında sanki Ebru Baki ile konuşuyormuşuz gibi bir üslup söyledi. Aynı şeyleri konuşuyorduk biliyor musun? Tezgah altı faiz ne olursan ol yine bankalar getir. arası bankalar da kur marjı marjları falan filan. O oh, 32'den Ve, al 34'ten sat. O zaman o konuşma nasıl bitmişti hatırlıyor musun? 5 Nisan'da bitmişti. Ya Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. O yüzden demin uyardım. Bunlar evet. her şeyin normal gitmesi halinde oluyor. Evet. Ve biz şu anda her tuşa basıyoruz. Şöyle basıyoruz. Sisi geldi. O görüntüleri biraz analiz edin isterseniz. Merkez Bankası Başkanı Suudi Arabistan Merkez Bankası'yı Başka. ile bir arada. Evet, tükürdüğümüz her şeyi yalamaya <laughs> e başladı. Birikse ee, üye olma ihtimali düşüyor. Biriks nereden çıktı? Ekim'de Cumhurbaşkanı bu zirveye evet. gidecek. Bundan 10 yıl önce Biriks içerisinde çok hevesliydik. Bir de Esat var. Çok hevesliydik bir dakika dediler. Biriksi biz Birikst diye konuşmaya başlamıştık hatta. Biliyorsun bu BRIC diye başlamıştı 2006'da. Suudi, şey Güney Afrika katılınca o South Afrika geldi BRICS oldu. Sonra biz bundan 10 yıl önce BRICS T diye biz ilave ettik. Meşhur 2015'teki var ya o şey hatırlıyorsun bu G20 toplantısı şeyde. Fakat ondan sonra onu unuttuk. Sonra baktık ki hangi tuş kaldı basmadığımız? Ya bir dakika bu kamuoyuna bir şeyler yapıyor dememiz lazım. Ya biz bak Birix'te de iyi olduk. Aklıma ne getirdi birik, biliyor musun? Bundan 50 yıl önce Sento diye bir şey vardı. Sento belki Deniz hatırlar. İktisat tarihinin bir konusu. Sento Türkiye, İran, Pakistan'ın ortak kurduğu ekonomik topluluktu. O kadar lafını ettik, ettik şu kadar bir şey olmadı sonra silindi gitti. BRICS de aynı bir durumda. BRICS'in varlık sebebi açıkçası dolara kafa tutan ülkelerin alternatif para oluşturmak için oluşturdukları grup. Bu yabana atıyor değilim. Ama bununla ilgili başka bir gayesi olmayan bir toplulukta hiçbir hazırlığın olmadan buraya aday olduğunu ben söylüyorsun. Ben soruyorum uzmanlara daha çok siyasidir bu 30 trilyon dolarlık bir büyüklüktür ama siz, Avrupa Birliği'ni etkileyecekse dikkat etmek lazım diyorlar. Yoksa hani olunsun diyorlar. Tercihin buysa bu tarafta kimleri attığın taş hmm. ürküttüğün Kuşa kurbağaya değilsin. değecek mi? Niye attığın taş diyorum çünkü Brixton temel kuruluş amacı rezerv parayı dolardan işte Yuhana ya da başka Ruble Rubleye ya da ona benzer bir paraya Ya da paraya Suudi Arabistan. Ya da işte yani daha doğrusu bir aynı şey Euro Birliği var ya Euro Aynen, bir, 17 şey, Ortak para birimiyle 17, ticaret. 17 ülkenin. Yerel para birimiyle ticaret. Alternatif rezerv para üretme gayretiyle yani siyasi tarafı daha Onu güçlü. Onda bir 6-7 yıldır konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama şimdi attığın taş ürkütün kurbağa değmiyor. Sonra gelip sana hesap soruyorlar. Diyorlar ki sen bir taraftan böyle diyorsun bir taraftan böyle diyorsun. Aynısını biz e, S-400'lerde yaşamadık mı? S-400'e sana da yaramadı üstüne dantelalar tel öykülerle şimdi saklıyoruz onları. Şimdi bu para yani burada sen bunları söylüyorsun iç siyaset için söyleyebilirsin ama artık siyasetin içi dışı kalmadı kardeşim. Amerikan seçimleri bile Türkiye'de konuşuluyor şu anda sen gidersin. Amerika'da sandıklar açıl, açılan sandık sayısı mesela <laughs> Oy kullan. Almanya'yı takip A Almanya, ediyoruz. Almanya Fransa, Fransa, sol çıkıyor oradan. Ha, Hollanda yani anlatmak istediğim içeride senin e, Sağ sol vuruyor vallahi. İçeride öfü, içeride üfürüyorsun ya. Dışarıdan da bunu işitiyorlar. Yani onlar e, senin içeride sana biat etmiş insanlar değil. Hepsi bunların yere, e, şey yandaş kanal izlemiyorlar. Onlar başka türlü Türkiye izliyorlar. Ağzından çıkanı kulağımız. Ne ne soruyorlar? Ha bir BRICS'te faydası varsa eyvallah başımın üstüne benim ülkemin itibarını artıracağı her organizasyon içine girelim. Mesela onu Briste konuşmak yerine uzak doğuda şekillenmeye başlayan dünyanın en büyük ticaret örgütü olan RISEPT. RISEPT içerisinde bir görüşmeler, müzakereler oraya teklif götürmek yok. Ama iç siyaset malzemesi Birikten olarak... Hocam, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Çin'de e, evet, şimdi İran var, Suudi Arabistan var, Katar var. Kapıyı Bireşikara açık gören, aynen, kapıyı açık gören gelmiş. Yani. Belli ki bir şey çıkmayacak. Başk, evet, yani o yüzden bu kadar, ben... Hani, şey Biraz iktisata meraklı olanlar Cento diye Cento diye bir tek yazılıyor. Bankası cento diye, Cento diye bir yapsınlar, akıbetine görsünler. Aynı şu anda bizim Nedir? Burada hangi tuş kaldı Ebru? Niye basamadık? Sisi'ye bastık. E, e, Sisi Suriye'ye bastığımızı ha. söylüyor Lavrov. Rusya'dan öğreniyoruz. Bir ikisi de e, Bloomberg'den öğrendik. Ruslar söylemiş. Ya bir ara Bricks vardı. Şurada bir tuş kalmış. Buna da bakalım Anaması. bir etkisi olacak mı? Etkisi olmuyor sonra diziliyorsunuz e, şuraya. Suudi falan var işte. Yurt dışında Japon ev kadınları evet. var. E, yatırım bankaları var.